Git hadi Selim, seni bekliyor. Feride. Yapma. Kolsuz kanatsız bırakma beni. Feride gitme ona. Gitme. Feride kızım, gel buraya. Feride. Silmeyin annemi. Gel kız. Annem geldi mi? Annen gelmeyecek kızım. Ama sabah oldu, yıldızlar gitti. Hadi elin yüzünü yıka, mektebe gideceğiz daha. Neden? Daha fazla sual etme çocuk. Neden baba, neden? Neden annem yıldız olmak zorunda? Bir kere bile sevmedin mi beni? O yüzden ta göklere kaçtı. Annen seni çok sevdi yavrucuğum. Anlattım ya akşam sana. Kaçmadı. Giden anneler yıldız olurlar, melek olurlar. Rehberlik ederler karanlıkta kaldıklarında kız çocuklarına. Korurlar. Ama ben karanlıkta gözlerimi kapatıyorum. Kendi kapanıyor böyle böyle. Ben açmaya çalışıyorum. Uykum geliyor. Sonra sabah oluyor. Annem gitmiş. O yıldız olmuşsa tek böyle geceleri göreceksem öyle uzaktan. O zaman neden uykum geliyor? Uyursam nasıl göreceğim ben annemi? Neden çocuklar o zaman uyuyup da büyümek zorunda? Kızım rüyalar o yüzden var ya. Annen seni rüyalarında büyütecek. Orada emzirecek, orada ninniler söyleyecek. Kanayan dizlerini orada öpecek. Çikolatayı fazla kaçırdığında kızacak sana rüyalarında. Rüyalar varsa biz neden buradayız? Feride, kızım. Kalbindeki bütün düğümler, bütün kilitler için sabırlı ol. Bir gün büyüdüğünde anahtarları da, cevapları da bulursun. Ödevini yapmadığı için bahaneler üreten talebeden farkı yoktu babamın. Fakat sevgili büyüklerimiz bilmelidirler ki çocuklar bahanelere ve tüm o pembe yalanlara inanırlar. O günden sonra geceleri uyanık kalıyor, gündüzleri ise uyuyordum. Alevi bit! Alevi bit! Bit, 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 bit! Feride! 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 Alevi bit! Elbette mektepli bir çocuk için hiç de tasvip edilecek türden bir davranış değildi bu durumum. Feride, dinliyor musun dersimizi? Uzunca bir vakit böyle devam ettim. Söz geçiremediler. Fakat ben de gözlerime söz geçiremiyordum. Mütemadiyen kapanıyorlardı. Ne tuhaf. Gözlerim bile bunca sadakatsizken... Anımsayınca anlıyorum Kamran'ı. Korkunç zordu beni sevmek. Ve ben buna yalnızca birinin gücünün yeteceğini seziyordum. Ama o istemedi beni.
benim güzel küçüğüm. Ne yaptın sen kendine böyle? Hiç tutkal sürülür mü göze? Açamıyorum. Nazar amca yapışmış. Ah canım benim. Büsbütün kapanmaz değil mi Lazar efendi? Mikrop kapmış. İltihap temizlensin bakacağız. Şimdi azıcık acıyacak ama geçecek. İyileşecek merak etme. Ne kadar cesur bir kuzenim var Kamran. Teyzesi Feridecik'le gurur duymalısın. Hiç korkmuyor. Hiç. Korkmazım ben. Aferin sana. Dur bakalım. Ay. Aferin sana. Necmiye kızım gel sen benimle. Kamran Feride'ye göz kulak ol. Feride, sana bir şey söyleyeceğim. Hani hastanede Lazar amcanın kitaplarını okuyordum ya. Orada önemli bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Dünyanın nasıl olduğunu. Nasıl olmuş? İlk önce toz bulut halindeymiş. İşte bir de önce her şey pamuk şekerden de. Sen nereden biliyorsun akıllım? Daha adını bile doğru düzgün yazamıyorsun. Yazabiliyorum sen. Aha, ben kitap bile yazarım. Esapan mı? O zaman bana cevaplar kitabı yazar mısın? Düşünmem lazım. Şaka yaptım. Pamuk şeker değil, toz bulutu. Hani düşünce üstümüz başımız toz oluyor ya. İşte ben de o zaman oh be dünya varmış diyorum. O yüzden hiç ağlamam. Ne olur Kamran. Ah kuzum. Kurban oldum. Ay gözüne kurban oldum. Kem talihliyim. Bedbaht yavrum. Ben bedbaht değilim ki. Mutlu bir çocuğum ben artık. Şu gözüm yırağa giriyor. Şu gözüm de yıldızları. Ne bu? Bir gözü rüya, bir gözü yıldızlara bakan küçük bir kız çocuğunun hoşlanacağı türden bir saat. Tersine çalışıyor bu. Ne muhteşem değil mi? Hatırlıyor musun geçen gece bana zamanı geri alabilir misin demiştin. Aldım işte. Beni affedeceksin değil mi? Barıştık. Peki ya Selim? Ne olmuş Selim'e? Ona aşık mısın? Ne? Selim'e aşık mısın? Sen bebekken Seyfettin enişte sanırım seni havaya atı tutmayı unuttu. Saçmalığının hududu yok. Evvela sualimi yanıtla. Sonra istersen ona git. Lakin söylüyorum. Ona gidersen beni kaybedersin. Ben öleyim değil mi? Öleyim de kurtul. Ondan yapıyorsun bunu. Sen Selim'le görüşmezsen öleceğini mi düşünüyorsun? Ya iyice dengesizleştin. Az evvel sen değil miydin utanmadan çöp çatanlık yapan? Ben Selim'i severim. Eh seni de biraz biraz yakışırsınız diyen. İyice şirazen kaydı senin. Kantarın topuzu şaşmış. Aranızda hissi bir münasebet var sanıyordum. Zira Selim öyle ima etti. Haliyle tasvip etmekten başka bir şansım yoktu. İki gönül bir olunca. Selim mütemadiyen 41 derece hararetle çalışan diman olayları böyle yoruyorsa. Benim kabahatim ne? Öyle mi değil? Değil tabii ki. Peki. Madem ona aşık değilsin, neden görüşmek istiyorsun onunla? Senin görüştüğün herkesle, ahbaplarınla, hastalarınla aranda hissi bir münasebet mi var? Aynı şey değil. Aynı şey? Aynı şey değil. Sesiniz yedi mahalle öteden duyuluyor. Kusura bakma. Bu denli tutkulu bir münakaşaya sebebiyet vereceğimi bilmiyordum.
Niye o kadar hiddetlendiniz? Sana söylüyorum, ne dedin kızcağıza? Feride ile görüşmene müsaade etmiyor. Madem benim kararlarım sizin için bu kadar mühim, o halde tasvip etmiyorum. Fakat Feride de ben Feride'nin de... Feride'nin de senin de kararlarıma saygı duyacağınıza eminim. Keza hiçbirimiz böylesi hassas mevzular için ahbaplığımızın bozulmasını istemeyiz. Öyle değil mi birader? Ben bu Bursa'yı hiç sevmedim Seyfettin Bey. Kalk evimize gidelim. Ulan dedim. Affedersiniz. Mevzu bahis kendim olunca öyle de kaba konuşurum kendimle. Neyse. Dedim ki. Ulan çalı kuşu. Annen tanısaydı sever miydi seni acaba? Sever miydin anne? Yıldızları saymışlığım kadar benim senin yüzünü görmemişliğim var. Ninni söylesen de sesini duysam dediğim zamanlar. Büyüdüm. Fakat dizlerimdeki çocukluk yaram çarşafa yapıştı. Anne üfle. Ödevim vardı. Bahçeye fırlamışım. Ayaklarım yalındı. Akşamları kış gelmiş gibiydi. Anne ısıt. Masallara inanmam fazla zamanımı almaz. Şakağımı sıcacık bir dize dayamam da. Öğlen uykularını da severim. Hiç ağlamadan hem de. En sevdiğim meyve eriktir. Ve bir ev babasız, gökyüzüsüz demektir ki hiç sevmem. Biri üstüne alınsın da rüyama girsin 2 dakikalığına diye ettiğim dualar da hiç ulaşmaz sahibine. Kalır işte ortada öylece köksüz, kimselersiz. Masallar diyorduk. Baba anlat. Sizin ne işiniz var burada? Abi. Gel. Babam iyileşecek mi? İyileşecek tabii. Tabii ki iyileşecek. Çok geçmiş olsun Kamran Bey. Sağ olun Neriman Hanım. Siz nereden duydunuz peki? Annemin haberi var mı? İçeride. Bizim kabahatimiz. Rahatsızdı biraz. Sabah hastaneye gelince duymuş. Ha, öyle oldu affedersiniz. Ben de validenizden gizleyeceğinizi düşünemedim. Haklısınız. Nereden bileceksiniz? Neyse ben annemi göreyim. Hadi gel. Ya bana da bulaşırsa? Bir şey olmaz. Hadi gel. Yok ben gelmeyeyim. Tamam. Hoş geldin anne. Ne hoş buldum, ne hoş buldum çocuğum. Nasılsın inşallah?
Fırsatım varken kaç evlat. Beni bırak iki gözüm. Benim burada içim parçalanıyor. Sen hala oğluna arka çıkıyorsun Seyfettin Bey. Bilakis sevinmelisin anne. Babam Latife yapacak kadar iyi. Sevinmelisin. Gülünce geçecek mi? Anne. Yaklaşma. Git. Kabahatinle otur. Neymiş hatam Besime Sultan? Hı? Sen üzülmeyesin, hastalanmayasın diye babamın durumunu senden gizlemem mi? Seni düşünmem mi? Al. Al öğrendin işte. Hala neyin münakaşasını yapıyoruz? Öğrendin de ne değişti peki ağlayıp sızlanmandan başka? Ben ağlayıp sızlanmıyorum çocuğum. Sızlıyor. Günlerdir içim içim yiyor bu adam nerede? Allah korusun başına bir iş mi geldi diye. Benden nasıl gizlersin? Ne hakla? Tek başına böyle bir acıyı nasıl sırtlanırsın? Ben söyletmedim Besime Hanım. Varma çocuğun üstüne. Ne münasebet Seyfettin Bey? Sen benim beyimsin. Sen benim oğlumsun. Kim bilir ne kadar çaresizliğe düştün. Kim bilir ne kadar yandı canın. Korktun, isyan ettin. Mesele benden gizlemeniz değil. Mesele öyle bir acının içinde tek başına kalmanız. Yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi tahayyül edebiliyorum. Ama ben yanınızda değildim. Beni bu ağrının dışına attınız. Anne. Vallahi ben seni korumak için yaptım. Hem sen ne yapabilirdin? Benim bile elimden bir şey gelmiyorken sen ne yapabilirdin? Benim senin gibi afili ilaçlarım, reçetelerim yok Kamran. Ama dua ederdim. Umut ederdim. Ben 45 yaşındayım çocuğum. Umudun en tesirli ilaç olduğunu bilecek çağımdayım. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Deney için biri lazım diyordun. Git lan abine. Bu daha çocuk. Zehri test edeceğim üstünde. Biliyoruz. Ölebilir. Bende bunlardan çok var. Gaz gelecek yerden tavuk. Aman diyeyim. Kızı öldürme de. Onun için zaten başkasının üzerinde deniyoruz ya. Bu zehir. Eser miktarda arsenik var içinde. Muhtemel etkileri bulantı, göğüs ağrısı, görme bozukluğu, yüksek ateş. Veren mübarek. Bu da zehrin bünyeden yavaş yavaş atılması için bir süre düzenli olarak kullanacağımız panzehir. Çalı kuşunu hasta olduğuna ikna etmek için önce zehirleyip sonra tedavi edeceksin. Kendine bağımlı hale getireceksin. Sen kime çektin lan? Ne yapıyorsun? Edebiyat imtihanına hazırlanıyorum. Aa, neden? Yarın. Ne olmuş yarınsa?
Muzo, hakikaten güç bir insansın. Anlayamıyorum bazen seni. Çalıkuşu, küser misin lütfen benimle? Ders çalışmam lazım. Muzo, Christoph Kolomb diye bir adam var biliyor musun? Evet, kaşif. Ne keşfetmiş peki? Amerikan yayı. Hayır cicim, kopyayı keşfetmiş. Muzo, hadi uğraştırma bizi. Bu kitaplar çok kalın. Şimdi tek tek seçip kopyaları sabaha kadar bitiremeyiz. Sen bize ders notlarını versen. Ha? Hayır, ben çalışayım dedeneyim, siz azara konun. Yok öyle ama, vermem. Bak, hep istiyordun. Al senin olsun. Akşam yemeğinde de sütlaç çıkacakmış. Ben de sana onu veririm. Ha? Söz mü? Söz söz. Sen? Kızlar toplanın toplanın. Çabuk toplanın, hepiniz buraya gelin. Sevgili talebelerim, biliyorsunuz veba salgını var. Babali bu yüzden bütün mektep ve umuma açık yerler tetkik edilsin diye emir buyurmuş. Gerçi benim mektebimde böyle bir vaka olacağını tahmin etmiyorum ama haydi, haydi muayene olacaksınız. Çabuk toplanın. Küçüğüm, çok mahcubum sana karşı. İnan annenle aranda münakaşaya sebebiyet vermek istemezdim. İsteyerek yapmadın ya. Canım biricim. Çok yormuş seni bu olanlar. Yorgunluk değil de korku. Korku canına okuyor adamın. Hiç korkma küçüğüm. Baban iyileşecek. Ne vakittir burada? 5 gündür burada. Yolda bulmuşlar biliyor musun? İnincinin top oynadığı bir yerde. Karnavalcılar bulmuş. Ya nasıl? Benim babam nasıl? Ya oradan biri geçmeseydi o zaman ne olacaktı? İhtimali bile korkunç. Ne olur düşünme bunları artık. Bak buldun hem babanı, iyi ediyorsun sevgilim. Aklım gitti. Onu ilk gördüğümde aklım gitti Neriman. Öyle bir aciz ki içimde İbrahimler yanıyor. Bir damla su kabil değil. Yer pek, gök yüksek. Sonra da annem çıkmış demediğini bırakmıyor. Fakat o çok üzgün. Ben de. Eyvallah usta, sağ ol. Adın neydi senin? İshak. Vay bıktığımın dünyası ya. Niye geldi? Ağzında laf olarken konuşunca aynı maymuna benziyorsun lan. Güzel yapmamış o zaman abi. Aslı uzun da öyle ya. Benim bıraktığımı duyunca Levent Baba sana kızmaz mı? Levent Baba bana kızmasın diye sana mı kıyayım ya? Hiç korkmuyor musun onu? Yenge var mı abi? Ne yengesi lan? İşte öylesin. Senin baktıkların gibisin. Yok. Ama senin kafan basıyor zannımca böyle işlere. Ne sandın abi ya? Bu işler benden sorulmuş. Vay bacaksıza bak sen. Abi, sevdiğin biri varsa söyle getireyim hemen sana. Ha, o da seni sever muhakkak, gelir. Ben eminim ki çalıkuşu çiçeklerden papatyayı, renklerden beyazı, mevsimlerden baharı, dünyanın bütün kirli, yaramaz çocuklarını... Beni? Seviyordur. İki ucu bokul değnek yer anlayacağım. Canına yandığımın kaderi.
Üzülme abi ya. Seni de sever yenge. Bas git lan. Eşşoğuz. Ayvel kaçmak demekmişler. Çünkü benim ayağım. Hazır hekim gelmişken sen bir de... Komutanım söylemeye çabuk. İşte bile. Buyurun. Aç ağzını kızım. Aç, 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 aç. Ağrın var mı? Yok. Peki vücudunda böyle sulu geçmeyen yaralar, döküntüler var mı? Yok ama benim başka bir rahatsızlığım var. Hı. Veren teşhisi kondu bana. Öyle mi? Bir de ciğerlerini dinleyeyim ben. Tamam. Nefes al. Ver. Al. Tut. Tut, 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 tut. Şimdi verebilirsin. Öksürük, nefes darlığı, böyle kanlı balgam oluyor mu? Yok, hayır. Hmm. Şu an ciğerinizde bir şey görünmüyor. Hasta değil miyim? Ben mütehassıs değilim. Ama ilk izlenimlerim kuzu gibi bir ciğerinizin olduğu yönünde. Fakat en kesin çözümü daha teferruatlı tetkikten sonra alabilirsin. Teşekkür ederim. Söğüt! 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 Kamran! Kamran! Dışı! Abine söyle babana bir şey olur. Bir kamran! Dudakların kurumuş. Çok özledim seni. Abi baba! Ne o ya? Aç gözünü, ne oldu? Ne? Üstadım, annemi çıkar. Üstadım. Anneciğim, gel. Anneciğim, gel. Hadi. Oğlum, hadi. Oğlum iyi et babanı. Gelin. Ne olur bana karar ver, verme yavrum. Üstadım, laboratuvardan ince hortum, şişe bir de enjeksiyon. Lakin kimseye görünmüyor. Kamran Bey, bu yaptığınız? Biliyorum, yasak, haram, her neyse. Lakin dün işe yaradı. Duyurursa çok fena olur ama. Günahı benim boynuma. Lütfen. Hemşire Hanım. Kamran Bey'in istediği malzemeler. Merak edilecek bir şey değil. O şişe ne için peki? Ben şunları vereyim. Kamran Bey bekliyor. Allah Allah. Müsaade ver. İzin gününde babanı ziyarete gider miyiz? İyi gideriz biz de. Ya öyle değil. Hastaneye gider miyiz? Muayene olmam lazım. Neyin var? Bazı şeylerden emin olmam lazım. Feride kuzum baştan aşağı muamması neden var? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ya evhamlanma hemen. Yok bir şeyim. Sen gider miyiz onu söyle. Tabii gideriz deli. Evet. Sen ne verecektin? Bir tane bir şey hakkım var ama sadece. Muzo bir tane. Hı.
gel. Ya bunlar yenmez bence ya. Bozulmuştur bunlar. Ay ne münasebet, niye bozuk olsun ki onlar? Bak yine yiyor. Çabuk ben seni düşündüğümden. Üstad, sıçmışın haberin yok. Merhaba. Merhaba, geçmiş olsun. Abim içeride hiç ses çıkmıyor. Kapıyı da kilitledi. Üstad, aç şu kapıyı benim. Üstad, aç kapıyı benim. Şimdi olmaz Selim. Üstad, bak içeride ne yaptığını biliyorum. Aç kapıyı hadi. Daha sonra. Tamam, ben yanında olayım bari. Hadi aç kapıyı, aç. Ben iyiyim, iyiyim. Merak etme sen. Üstad bak, sinirlenmeye başladım. Aç kapıyı diyorum. Kıracağım yoksa kapıyı. Aç şunu. Selim Bey. Selim Bey. Vasfi Bey. Burası bir hastane. İyi, sesini yükseltme o zaman. Ne bağırıyorsun? Tamam hanımlar, birazcık geri çekilir misiniz lütfen? Tamam, sessiz, sakin, sakin. Şşş, şşş, şşş. Hanımefendi. Hastamız baygın mı? Morfin tesiri altında. Tamam hanımlar, sizi lütfen dışarı alalım. Odada küçük zaten, havasız kaldı. Hadi. Rica ediyorum. Hadi yok bir şey, tamam. Buyurun. Tamam, yok bir şey Resmi teyze, hadi. Ağrıları yüzünden morfin verdiniz. Öyle de denebilir. Bir de ben muayene edebilir miyim? Burada üç hekim kafi geliyoruz. Siz zahmet buyurmayın. İçimden bir ses burada yasak işler döndüğünü söylüyor. İçindeki ses çok lagaluga yapıyor Vasfi. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Ben gireceğim oraya. Tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Önemli bir şey yok. Bu adam başımıza bela alacak. Evlat, baba. Nasıl oldun? Canavar gibi. Annem helak oldu. Dur haber vereyim de görsün sen. Dur öyle dur. Otur. Beni her nasıl yaşatmayı başarıyorsan Allah senden razı olsun. Gurur duyuyorum seninle. Lakin evlat, sanki canından can katıyormuşsun gibi bana. Ben iyi oldukça senin rengin soluyor. Niye? Yorgunluktandır. Yorgunluktandır baba. Eğer dediğim mümkün olsaydı keser canımı verirdim sana. Lakin değil. Anne babam uyandı. İki cihanda yüzün gülsün oğlum. Allah razı olsun. Gel. Gel şöyle gel. Abi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen merak etme. Eksik olma iftarda. İlaç ne o? Şekerli su. Nabzınızı alayım mı? Nasılsınız? Başınız dönüyor mu? Dönüyorsa başım Haf ve Reca arasında gidip gelmekten dönüyor iftarda. Sağ ol.
bana ihtiyacınız olursa. Tamam, ben iyiyim, merak etme. Gel bakalım Şahin. Abi yapma. Ne oldu, mahcup mu oluyorsun? Kimse yok, baş başayız. Yok. Biri bana böyle şefkat gösterince ağlasım geliyor ondan. 33 bende. 34 burada. 35. Ya iyi de Selim Bey sana niye hasta oldun yalanını söylesin ki? Espri anlayışı övdükse demek eşek şakası yapmaya çalıştığınızı anlamayacak. Eğer öyleyse hiç komik değil. Ay bilakis berbat. Aynen. Ay canım benim. Günlerdir onun için öleceğim diyordun demek. Tevekkeli. Kamran da o yüzden ilgilenmiyormuş hastalığımla. Nasıl kırılıyordum ben de içten içe. Bu kısmı ezberledim. Bir tanesini Muzo. Bugünkü hekim kesin hasta değilsin dedi ama değil mi? Yani emin olabilmek için daha detaylı bir tetkik yapmak gerekiyormuş. Ama ciğerlerim kuzu gibi dedi. A kuzu iyidir. İyisindir yani. Değil mi? İyisindir ya. Ben de bu yüzden Lazer amcaya muayene olmak istiyorum ya. Ama bak sonrasında eğer yalansa vur o düzenbazın suratına yalanını. İnşallah bir yalan çıksın da bak yöremde nasıl çarpacağım. Beter edeceğim onu. Abi. Abim. Neriman Hanım'la siz? Neriman benim sevdiğim kadın Necmiye. Fakat Çalıkuşu. O sadece küçük bir oyundu, o kadar. Nasıl da kolay söylüyorsun hiç için yanmadan. Necmiye Hanım'ın hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı senin için? Necmiye, ben kimsenin hisleriyle oynamadım. Bilmediğim mevzular var. Ben hepsini biliyorum. Çalıkuşu'na dert ortağıyım. Necmiye. Aman hiç adaletli değil. Vazifen olmayan şeylere burnunu sokma. Çalıkuşu nerede? O kötü dul kadın nerede? Haddini bil. Haddini bil. Edepsizlik etme Necmiye. Muzo, bitti verdiklerim. Kafi. Başka vermeyeceğim. Böyle mi anlaşmıştık Muzo? Ver o zaman tokamı geri. Al. Tam bozdum anlaşmayı. İyi o zaman. O halde biz de senin imtihan kağıdına kendi adımızı yazarız. Tamam. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da ezberledim. Bunu da al. Hepsini al. Aşk olsun Muzo. Latife ettimdi ben. Yani haylaz olabilirim. Kopyacı olabilirim. Ama başkasının imtihan kağıdına kendi adımı yazacak kadar da ahlaksız değilim yani. Al. Al kopya kağıtlarını da. İstemiyorum, senin olsun. Süreniz bir saat. Vous pouvez commencer.
Hülasa, hepimiz dua edeceğiz Seyfettin Efendi için. Duyduğumdan beri başımın secdeden kalktığı mı var hanımım? Allah razı olsun Gülmisel. Hanımım, ben kurşun dökeceğim ama sen ne diyorsun, böyle bir kurban, bir adak, bir şey yapsan da şu musallatı salsak başımızdan diyor. Seyfettin Efendi şu eşikte göreyim. Hane mevcudunca kurban keseceğim billahi. Nuriye. Sütlü Nuriye. Hadi ağlama artık. O kadar müteessirim ki hanımım. Süt alasım bile yok. Hadi kalk. Kalk bir yüzünü yıkayalım. Dağ gibi adam, evimizin gölgesi. Hanımım ya, otur sen yerine. Kız otur otur, biz seni teselli edeceğimiz yerde. Yaptığına bak kösnüğün. Kız ecel çağırır gibi ne ağlıyorsun? Yürü besmele çek, yüzünü yıka, bir şey yap aman. Kamran hastanede mi kaldı? Bir bu gece mi? Meğer bir haftadır geceli gündüzlü hastanedeymiş. Görsen nasıl perişan. Allah yüzümüze gülsün. Amin. Bir çorba yapın dediydi babama. Şöyle hiç yağ koymadan, salçasız. Mercimek yapayım. Yok, tarhana. Öyle tanelerini de ezi ezi verelim. Sen çorbayı koy, ben ezerim. Necmi'ye de bir dürtü ver. Necmi yok ki. Nasıl yok? Sabah gittiydi. Yani sen çağırmayınca, sofraya da gel demeyince ben haberin var sandım. Ya hastanede yoruldu, biraz dinlensin, dokunmayayım dedim. Nereye gitti bu kız kimseye haber vermeden yine? Allah Allah! Ben tarhanaya bakayım. Hoş gelmişsin. Hanımın müsaittir inşallah. Sabah sabah neye müsait olmayacak canım? İçeride buyur. Günaydın. Henüz nemlendirdim, öpemiyorum. Öpeceklerine sakla, ziyan olmasın. Edepsiz. Sen çok edeplisin ya. Utanmıyor musun çocuğun yaşında beylerle düşüp kalkmaya? Münakaşa etmek için geldiysen çık git evimden. Ya ne için gelecektim? Hayırlı olsun mu diyecektim? Aferin, ne iyi ediyorsunuz abimle mi diyecektim? O kadar evimize girdin çıktın, annemin en yakın ahbabısın. Yediğin altlara teşekkür mü edecektin bir de? Ahlakı mugayir, hiçbir şey yapmadım ben. Öyle mi? Başkalarının sözlüsünü elinden almak kafi derecede ahlaka, adabı mugayir gelmiyor mu senin için? Kesmiyor mu? Onlar çalık uşuyla evlenecekler. Türlü dul kadın fantezilerinle abimin aklını başından aldın. Ayırdın onları değil mi? Evlenmeyecekler. Abimi derhal terk edeceksin. Ne cüretle densiz. Ne zamandan beri abinin gönül münasebetlerine burnunu sokuyorsun? Git evden akışını işte sen. Sen benim dediklerimi yapma da gör bak bakalım ben nasıl burnumu sokuyorum. Benim abim erkek adam, ona hiçbir şey olmaz. Ama sen alemin yüzüne bakamazsın, adın çıkar. Barındırmazlar seni İstanbul'da, taşa tutarlar evini. Benden günah gitti. Az soluklan bacım. Bir çayımızı kahvemizi iç. Muzaffer, bu ne hız kızım? Bitti masör. Daha vakit var, kontrol et. Ettim. Bon, tüpe zor değil. Merci. Çalık kuşu kopya çekiyor efendim. Yale.
Çalıkuşu'nu bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Hısmım neticede. Ben hasma mıyım Necmi? Ne fenalığımı gördün? Bir fenalığını görmedim tabii de. Ben tek suçu abine gönül vermek olan kendi halinde bir hanımı. Hem Çalıkuşu biliyor bizi. Biliyor, tasvip ediyor. Tasvip mi ediyor? Elbette. Tek sırdaşımız o bizim. Yok yere düşmanlık ediyorsun bana. Kaldı ki ben seni severim Necmi'yi. Ben de seni severim Neriman abla. Ama abimi terk etmek mecburiyetindesin. Onlar Çalıkuşu ile birlikte olmalı. Neden? Öyle. Kuzum, bir derdin var senin. Gönül düşürdüğüm bir bey var. Onun Çalıkuşu'ndan yana ümidini kesmesini istiyorum. Ne olacak? Seni mi sevecek sonra o bey? Bilmem. Sevse iyi olur. Lakin şu an öyle bir şey tahayyül dahi edemiyorum. Sanmam. Sevmez herhalde. Benim yaşadığım ümitsizliği yaşasın yeter. Ah benim toy güzelim. Sevdiğim beyin canını acıtmak sana ne kazandıracak? Ödeşmiş olacağız. Onu kendine aşık ederek de pekala ödeşebilirsin. Boka bakar gibi baktı bana Neriman abla. Nasıl sevsin? Hiçbir şey bilmiyor bu kız. Biz sana yardım ederiz. Münevver'in işi bu. Çöp çatanlık. He, bilmediği şey değil. Benim sana verecek param yok ki. Paran burada geçmez Necmiye Hanım. Ben de sana yardım ederim. Giyim kuşan falan. Olur mu ki öyle? Vallahi şekerim. Bir hanım istedikten sonra elde edemeyeceği bey yoktur. Hadi birader. Devir şunu bakalım. Senin güç toplaman lazım. Sağ ol Selim. Sen git dinlen bu gece. Ben kalırım Seyfettin amcayla, tamam mı? Kulağım deli gibi çınlıyor. Senin üzüm üzüm yemen lazım. Kan yapıcı bir limon zevat. Ben Hademe'yi pazara gönderiyorum, tamam mı? Hocam? Ne hocam? Muayene ettiniz mi? Nedir durum? Hastalığı büsbütün atlattı. Ancak dün akşamki vukuatı bir türlü çözemiyorum. Ya ciğerleri iyileşiyordu. Yaraları kapanmıştı. Yeni yara da açılmıyordu. Göğsünün altında yeni yara açılmış. Bir yerde yanlış yapıyoruz çocuklar. Nerede? Çözeceğiz. Hocam. Ben dün kan vermiştim, ondan olabilir mi? Niye kendi başına işler yapıyorsun? Adam hastalıktan değil, senin bu delice çabaların yüzünden ölüp gidecek. Hadi yaradan sürüntü alıp laboratuvara indir. Başka kimler kopya çekiyordu Feride? Kimse. Bana diğer kopyacıların da adlarını verirsen, vereceğimiz cezayı hepinizin arasında pay ederim. Feride, arkadaşlarına kötülük değil, iyilik yapmış olacaksın. Hayatlarının sonuna kadar emek harcamadan kazanmanın ne demek olduğunu onlar da anlayacaklar. Tıpkı senin anladığın gibi. Başka kimse yoktu Maso. Bak Feride, istersek bugünkü imtihanı geçersiz sayabiliriz. Fakat gece gündüz o çalışan arkadaşlarınıza çok büyük haksızlık yapmış oluruz. Çalıkuşu, adaletli bir netice almak istiyorum. Bana yardım et lütfen. Lütfen. Çok isterdim fakat size söyleyebileceğim hiçbir şeyim yok efendim.
Peki Feride. Çık dışarı. Tasarrufunuz ne olacak Maso? Bitince görürsün. Au revoir Maso. Yüce Divan'ın kararını bekliyorum. Bizi ne zaman çağıracaklar peki? Sizi niye çağıracaklarmış ki? İspiyon indirim teklif etmediler mi? Başka kim lehvadi söylersen cezayı ağanızla bölüştürürüz. Senin de yükün hafifler çocuğum. Evet ama hiç ikna edici değiller. Ay hemşire sağ ol ya. Feride'ye ispiyonlamışsın. Kopya çek ödemişsin. Yo. Yo. Delilimiz ispatımız var bizim bir kere. Yo. İpek gibi saçlarım var. Fakat tarama şeklin yanlış. Kim görüyorsa sanki. Küçük kazalar olabilir. Feracenin kenarından yanlışlıkla bir tutam saç dökülebilir. Ben giymem bunları. Bir dene. O biçim kadınların giydiği pabuçlardan bu. Pabucun o biçim olur muymuş? Ayol kalk giy bakayım. Hadi. Hı. Bak nasıl da endamını ortaya çıkarttı. Dik yürümeni de sağlar. Hem bak göğüsleri daha da belirginleşti. Sevdiğim bey seni bir kere böyle görsün. Bak nasıl değişiyor bakışları. Ama hala ismini bahşetmedin. Yok, orası bana kalsın. Aman da aman, aşığın adını mı kıskanırmış? Senin yüzüne biraz renk vermek lazım. Dur bekle. Ya adını demezsen ben nasıl aranızı bulacağım Necmiye Hanım? Doğru diyorsun. Ama bizimkilere söylemek yok tamam mı? Adım. Menver. Yettim hanımım. 50 kere dedim sana tuvalet eşyalarıma dokunma diye. Ben bakarım hanımım. Kendim alırım. Nasıl olsa bana ait. Bırakamadım emaneti. Kendi birikmişimle yaptım evin alışverişini. Bir tefecilik yapmadığın kalmıştı. Hem de bana. Vallahi sandığın gibi değil hanımım. O gün gittim dükkana. Almadı. Kemran da senin hakkında sorular sordu. Hanımına aşık mı dedi. Kim? Levent Efendi. O ne alakadar ediyormuş ki? Vallahi o adamın gözü var sende. Bir bit, bir bit be, bir bit be. Amma çıldırdın ya. Gel Feride. Müsait misin? Müsaitim. Müsaitim de senin bu saatte mektepte olman gerekmiyor mu? Şunu imzalar mısın? Neymiş o? Okumadan yalnız. Allah Allah. İmzalamıyorum o vakit. Velimsin. Mecbursun. Ben bilmediğim hiçbir şeye imza atmam. Hiç mi itimadın yok bana? Şahsi algılama Patis. Seninle alakası yok. Merakım galip geliyor. Kamran ver onu. Hayır okuma dedim sana. Bırak beni. Ver dedim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen kopya mı yakalattın?
3 gün uzaklaştırma cezası almış. Sen söylemesen bilemeyecektim. Yok. Senin okumakta gözün yok. Bunca vakit boşa geçmiş. Bari daha evvel söyleseydin evlenir yuva kurardın. Ne münasebet canım? Evlenmeyeceğim ki ben. Evlen, evlenmem. Oku, okumam. Ne yapacağız biz seninle Feride böyle? Okumayacağımı da nereden çıkardın? Ahvalin ortada. Söze ne hacet? Gör bak. Diplomamı alıp öyle çıkacağım senin karşına. Hem de yüksek başarıyla mezun olacağım. Daha şimdiden bir zayıfım var. Bana mezuniyetten bahsediyorsun. Bir dakika. Senin bu hafta başka imtihanların da olacaktı. Feride Hanım. Dur bakalım. Şimdi göreceğim. Bugün edebiyat, yarın coğrafya, perşembe aritmetik. İmtihanları geçersiz kılmak için bir dolap çevireceğiz kızlarla. Hinliye çalıştırdığın şu aklını birazcık derslerine çalıştırsaydın böyle olur muydu? Biz Feride ilim irfanı öğreniyor sanıyoruz. Hanımefendi çete olmuş. Neymiş efendim? Sınavları geçersiz kılmak için numara çevireceklermiş. Biz seni bu yüzden mi yolluyoruz mektebe? O imtihanlara hazırlananların günahı ne peki? Sırf sen kopya çektin diye emekleri heba olacak, öyle mi? Mezun olacaksın. Mezun olmazsan kocaya gidersin. Vallahi kendi ellerimle evlendiririm seni. Olursan? Ne istersen. Anlaştık. Gülsel Kafa bir dinle Allah sen. Ne oldu? Neredesin anne? Sen? Neredesin? Burayı mı seni? Anne bir dur dinle ne olur. Neyi dinleyecekmiş ben? Esas sen beni dinle. Neredesin sen? Ebesi şimdilik seni. Bir evin bir kızı çıkar gider mi hiç kimseye haber vermeden? Nereye gittin sen? Sen kimden müsaade aldın? Bacaklarını kıracağım ben senin. Pinçik pinçik yolacağım o etlerini. Yolacağım o saçları da senin. Anne tamam kır bacaklarımı yol saçlarımı ama bir dur dinle ne olur. Çok mühim bir şey oldu. Baban mı? Ya yok. Hı? Abimle Neriman'ın ilişkisi varmış. Ne? Ne? Kamran. Hı. Teyzeme söylemezsin değil mi? Söylerim. Dün öyle bir papara yedim ki Besime Sultan'la. Hiçbir şey saklamayacağıma dair and içtim. O yüzden söylerim. İyi madem. Memnu aşından da bahsedersin o vakit. Kamran çok elim bir şey oldu. Ne oldu? Gittim işte. Benim amacım Çalıkuşu'na yardım etmek. O pis buna çekilen adam demekti. Kız keşke bana da diyeydin de ağzını burnunu akıtaydım o murdarın. Hiç gerek yokmuş Dilber Kalfa. Vaziyet bizim sandığımız gibi değilmiş meğer. Dahası mı var? Var, var ya. Çalıkuşu bu ikisini biliyormuş. Biliyormuş da yataklık ediyormuş. Deme. Kız tevekkeli ondan yanaşmıyor evliliğe. İyi. Aferin Feride'ye. Ben şaşırmıyorum vallahi. Herkes tabiatına uygun yaşıyor. Ama beni esas korkutan Levent. Alma o iblisin adını ağzına. Neriman da gözü varmış. Anne, ya abimin başına bir şey gelirse? Ben oğlumu sokakta bulmadım. Ciğerime dokunana ciğerini dağlarım. İki gündür felaket telalı gibi oldum biliyorum. Dün bizi o halde görünce hiddetlenmiş. Bana da sordu, tahmin etmeliydim. Çalıkuşuyla yakıştırıyor ya seni. Ondan bunca hiddet. Ben sizi yalnız bırakayım. Sakinleştirdim ben. Konuştu. Anladı, kabullendi de. Her şey çok güzeldi. Lakin münevver. Levent Efendi ile alakalı bir havadis edince. Ne havadisiymiş o? Mühim bir şey değil. Münevver'i yanlış anlaması işte.
Neymiş sen bir söyle hele de. Canım bizi görmüş, nereden görmüşse. Münevver'in ağzını yoklamış. Hanımınla Kamuran arasında bir münasebet mi var diye sormuş. Var deseymiş Münevver'de. Allah'tan senin gibi çılgın değil benim kafam. Lakin adamın ısrarcı suallerini yanlış anlayacak kadar da saftirik. Yanlış anlamış da neyi yanlış anlamış? Canım adam bana gönül düşürdüğünü sanmış. Çöp çatan ya. Aklı zikri öyle çalışıyor. Münevver niyet okumuş besbelli. Onu da yanlış okumuş. Ümüğünü sıkar gönlünü eline vermez miyim ben o şerefsizin? Demek sana göz koymuş. Niçin bu kadar arıyorsun kendine sevgili? Münevver'in içgüzarlığı diyorum, duymuyor musun? Adamın da merakından başka bir kabahati yok. Kardeşin duyunca ateş almış gibi gitti işte. Sen bu herifle hiç tesadüf ettin mi? Levent denen herifle. Esnaf. Esnaf. Lakin senin karşılaşabileceğin türden bir esnaf değil. Tefeci, rehineci. Bir kere gitmişliğim var dükkanına. Lakin yüzümü görmedi bile. Büsbütün çarşaftaydım. Ne işin vardı? Paraya mı ihtiyacın vardı? Kamran, rica ediyorum kapatalım. Sualimi yanıtlamazsan bu mevzu sabaha kadar devam eder. Sıkışmıştım. Kullanmadığım bir iki sarafiyemi sattım. Şu an borcun var mı? Rehinde olan bir malı? Yok. Hakikaten yok. Bundan sonra sıkıştığında bana söyleyeceksin derim. Ziynetini, evindeki eşyanı satamazsın. Benim kadınım emanetçiye, tefeciye gidemez. Hiç kimseye de borçlanamaz. O kalfana da söyle, sanatını unutsun. Kimseye çöp çatanlık yapmayacak. Aynı çatı altında yaşıyorsanız akıllı olacak, uslu duracak. Bundan sonra da ben alakadar olacağım. Evinde, masraflarında. Yazar amca, nasılsınız? İyiyim kızım. Senin bu saatte mektepte olman gerekmiyor mu? Bir işim vardı da izin aldım. Şey diyecektim, müsait olduğunuz bir zamanda beni muayene edebilir misiniz diyecektim. Müsaitim. Hocam. Seyfettin amcadan aldığımız sürüntünün neticesi. Nasılsınız Feride? Mersi. Feride'cim, daha sonra görüşsek. Şimdi benim laboratuvara inmem gerekiyor. Tabii. İlk evvela Seyfettin'in içten. Ben buralardayım. Teşekkür ederim. Çok iyi bir hekim seçmişsiniz kendinize. Ben de öyle düşündüm. Neticede sizi yetiştiren de o, öyle değil mi? Öksürük, göğüs ağrısı, yüksek ateş. Hatırladın değil mi? Önce anlaştığımız parayı alsam hemşerim. Affedersin. Okuma yazma var mı? Öyle bir halim mi var? Olsaydı akşam yaşadıklarını yazmana diyecektim. Okumam yazmam yok ama imam kuvvetlidir. Tamam. Bunların dışında herhangi bir tesiri olursa bilhassa bana söyle. Muhakkak. Mühim. Uyandınız mı? Gel kızım, gel. Az evvel o kadar derin uyuyordunuz ki herhalde hiç ağrısı kalmadı dedim. Bizim Kamuran esaslı hekim çıktı vallahi. İyi olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Fevkalade şaşkınım. Ben de şaşırmadım doğrusu. Zira Kamuran'ın olmazları oldurmak gibi bir yeteneği var. Bak sen. Neymiş onlar bakayım.
Size kitap okumamı ister misiniz enişte? Necmi aslında bize iyilik bile yapmış oldu. Sen öyle diyorsan. Öyle. Sana münasebetimize en başından beri aşikar edelim diyorum. Sen hiç merak etme. Ben senin yanındayım. Dünya döndüğü sürece de seni asla bırakmayacağım. Yazıklar olsun sana. Sana da hakkın haram olsun Neriman. Sonra kimsenin beni göremeyeceğine kanaat getirip yerimi değiştirmeye karar vermiştim. Yükseklerdeki yuvamı özlüyordum. Teyze. Çorbayı şuraya bir yere koy Cumali efendi. Korkma korkma. Kamran'la geçtik biz o safaları. Yediğiniz her bir halktan haberim var. Nasılsın Cumali? Kalk gayri beyim. Hepimiz bir o zaman iyi olacağız. İnşallah. Şuralarda bir yerde bir çorba kasesi olacaktı. Bir bakayım. Ben aşağıdan getireyim. Lüzum yok. Dert etme kızım. Dün de Kamran'ın burnundan getirdi. Bu aralar biraz eserekli. Teyzeler teyzesi. Sen dur, ben getiririm. Bunca yıllık emeğimi elime verdim Feride. Yazıklar olsun sana. Ben ne yaptım ki sana? Bana mı, kendine mi, Kamran'a mı bilmem ama... hiç ummazdım senden, hiç. Tamam, anlaşıldı. Sen beni infaz edeceksin de. Ne yaptım, kabahatimi söyle bari onu öğreneyim. Ben mi öğreteceğim kabahatini sana? Neriman Olacak'la oğlumun arasındaki memnun münasebete yataklık ederken hiç mi yüzün kızarmadı? Mekteptekiler seninle Kamran'ın arasındaki münasebeti biliyorlarmış. Eğer siz ikisini gizlemek için yalanlar uydurmuşsunuz bize. Sen böyle bir ahlaksızlığa nasıl ortak oldun? Hiç mi arlanman yok senin? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Hadi, hadi bu gece buradayız. Ben değilim. O halde konağa götürürüm seni. Oraya da gidemem. Mektepten ceza almasaydın o vakit. Şimdi yatakhanede mışıl mışıl uyuyordun. Nasılsın Münevver? Feride gelsene. Afiyet olsun. Patiz gelsene, hastanede de bir şey yemedin zaten. Acıkmadım. Beyim geçen seferden rakın var. Vallahi ben de alırım bir tek. Bir de Münevver, Kamran Bey'in içerideki takımına ütü bas. Çalı kuşu. Mektep nasıl? İyi. Ellerinizi öperler Neriman abla. Derslerini kastetmiştim. Ah pardon. İyi. Onlar da iyi. İyi iyi. O kadar iyi ki daha şimdiden bir zayıfı var. Hayrete şayan doğrusu. Ben senin istidadının çok parlak olacağını düşünüyordum. Öyle de olur. Merak buyurmayın.
Babana daha bir şey söyleyemedim. Haberi yok. Yok zaten anne, adam hasta yatağında. Ay duysa beni mahveder Seyfettin Efendi. Ya senin ne kabahatin var canım? Eşek kadar adam oldu abim. Olur mu canım? Bana söylediydi. Bak Besime, bu kadınla bu kadar içli dışlı olma. Bu sağlam pabuç değil. Eve de çok girip çıkıyor dediydi. E duyduğu bir şey varmış demek ki ha? Ay artık duyduğumu, sezdiğimi bilmem. Ne bileyim ben canım kızım ya. Anne kurban olayım, yapma böyle, ay keşke söylemeseydim ya. Ay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Annem ne aldı benim, ay ya Rabbim başımıza gelenler. Evim çok sessiz değil mi? Dur ben kalfaları çağırayım ha, sana da bir süt ılıtayım. Limon tabiatlıdır bizim kız. Sen onun kusuruna bakma Neriman. Yok canım, ne kusuru? Çalı kuşu işte, namı kendinden menkul. Havalar da soğudu sanki. Yok. Şu Yıldız'daki vukuatı duydunuz mu? Duydum. Feride, sizin mektebin hemen aşağısında yeni bir francalı açıldı, biliyor musun? Çok lezzetli. Biliyorum, gördüm. Uyku bastırdı. Epey geç oldu artık. Münevver. Çalı kuşuna konuk odasını açıver. Ne yani? Yalnız mı kalacağım ben? Feride, sen 5 yaşından beri yalnız kalıyorsun. Hiç de bile. Korkarım ben. Yabancı bir evde. Bir başıma. Feride, burada ben varım. Neden korkacaksın? Tamam canım. Münevver'le aynı odayı paylaşırız. Diyebilir miyim? Çok komik olduğunu zannediyorsun değil mi Çalı Kuşu? Ya kendini büsbütün akıllı zannediyorsun ya da beni aptal. Sana diyorum. Hareket etme sevgilim. Yapma. Bitti tamam. Tamamdır. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Sakalların cildimi tahriş ediyor ama sevgilim. Aa, hastaneye gitmem lazım. Hayır olmaz. 2 dakika. Hem Münevver kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltı etmeden hiçbir yere bırakma. Kamran, ben gidiyorum. Eniştemin yanına. Feride, Münevver kahvaltı hazırlıyor. Aa, bekle, bekle, bekle. Birlikte size gidelim. Afiyet olsun. Gece evinizi de açtınız. Sağ olun. Feride. Alas mı aldık? Ey Allah ya. Kamran. Bırakmaz mısın rica ederim? Nerimancığım, kalsın. Lazım olsa kullanırız. İstemiyorum, ısrar ediyor. Neriman, üsteleme, kalsın. Hadi, üsteleme. Feride. Thank you.
Feride! Feride bekle. Şişt. Ne oluyor Patris? Ne bu afran tafran? Benim mi? Dün geceden beri suratın sirke satıyor. Şimdi bastın çıktın. Kötü günler geçiriyor olamaz mıyım acaba? Bir sen mi geçiriyorsun kötü günler? Bak Münevver, görüyor musun? Dediğim çıktı. He. Bu kız aşık Kemran Bey'e. Kemran da çok şımartıyor. Şimdi ben desem kızacaksın da... gene dediğim kötü ben olayım. Beyimin de bu kıza zaafı var bence. Nereden anladın? Bir kere Çalıkuş'un akşamki ahvali ayıptı. Yani ilk defa geliyorsun, misafirsin şurada. Acık yerini bildi mi? Her zaman patabatsızdı o kız. Yani o Allah'ın emri de... sana da pek bir kötü davrandı hanımım. Yani ne hakkı var? Kim ki o? Asıl suratın domuşuk. Ne desem terslendi. Kemran Bey de bir ikaz etmedi maşallah. Uyarmadı teyze kızını. Masıl yatak mevzunda aydım ben. Yani senin için yanıp tutuşan adam... dün gece koynuna girmedi. E görmedi mi neler yaptı? Yok yalnız yatamam, yok korkarım. Kemran Bey de bunun için duracaktı. Daha evvel ne engelleri aşıp geldiydi sana? Akşam ne oldu? Bana kalırsa hanımım, o kızla aynı dam altındayken senin koynuna girmek istemedi Kemran Bey. Neriman'a bu kadar kötü davranmasan iyi olurdu. Haklısın. Fakat içimden başka türlü davranmak gelmedi. Benim için denesen sevinirdim. Burada saadetin mevzubayız. Hele hele bugünlerde birbirimize destek olmamız lazım. Mümkün mertebe yan yana olalım. Birbirimizin elini hiç bırakmayalım. Neriman'la olan münasebetimi annemin gözünde meşrulaştırabilmek için sahiden yardımına ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Hayır, ne yapmamı istiyorsun anlamadım. Kamuran, zaten ahlaksızlıkla, yardım yataklıkla itham ediliyorum. Sen bana destek ol yeter. Ben anneme her şeyi izah ederim. Senin bu işlerle alakan olmadığını anlatırım ona. Lüzum yok. Zaten... teyzem de bu aralar çok hiddetli. Konuşsam dinlemeyecek, dinlese acil olacak durumda değil. Feride hiç bu kadar olgun bir lakır ettiğini hatırlamıyorum. Kamran, bilmem farkında mısın ama ben büyüdüm. Hep iyi oldu büyüyelim. Benim için hala cevaplar kitabı için bana yalvaran, iki dakikada pamuk şekerini toz bulutuna satan bir kız çocuğusun hala. Ben düşünce üstüm başım toz olunca oh be dünya varmış dedim. Unutmamışsın. Niçin unutayım? Kamran, gözlerini üzerime düşürdün zannımca. Ay, hem de koyun pisliği gibi, boncuk boncuk. Hem de iki tane. Ay, alır mısın üstünden lütfen?
Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Oh çok şükür. Çok şükür işe yarıyor. İşe yarıyor. Gel. Gel şöyle gel. Seni kurtaracağım merak etme. Alacağım ağrılarını. Oh. Hey gidi Saadet Ülküm ya. Hey vuslatın böylesi. Hiç merak etme iyi olacaksın. Al bakalım. Tamam. Şimdi emme basma tulumba gibi kafanı sallayıp sorduğum suallere yanıt vermeni istiyorum senden, tamam mı? Hadi. Görme kaybı oldu mu sende? Görme kaybın oldu mu? Bilincin açık mıydı, kapalı mıydı? Babama bakayım, ondan sonra kahvaltı ederiz birlikte. Açlıktan ölüyorum. Neden acaba? Hocam? Babamın yanında siz mi kaldınız? Yok. Sabah erken geldim. Seni mi ben gönderdim? Peki nasıl durumu? Bugün daha iyi. Uyuyor. Bir de ben bakayım. Hiçbir yere kaybolma. Hemen geliyorum. Hadi gel. Senin muayene işini halledelim. Yarın yine aynı saatte, tamam mı? Ne istiyorsun? İlimi öğrenmek. Medrese Beylerbeyi'nde yanlış gelmişsin. Lakin oraya gidersem yanarsınız. Kamran'ın da senin de hekimliğiniz elinizden alınır. Hapis tecrübesi. Sadede gel. Kamran'ın babasına uyguladığı tedaviyi bilmek istiyorum. Tüm ayrıntılarıyla. Tıbbi elugata ne diyorsa o. Hususi bir durum yok. Selim ben çocuk muyum? Çocukluğa hakaret olur. Öyle bir sempatiden yoksunsun. Söylemezsen az evvelki garibanı, burayı, hastanede çevirdiğiniz haltları gider kadıya ispiyonlarım. Kamran senin için bu kadar mı bir? Hayatın biter. Anlat bakalım. Nereden çıktı bu hastalık korkusu? Annenle aynı vakus talihi paylaşacağını nereden çıkartıyorsun? Geçen ay da hastalanmıştım. Kamran bakmadı mı sana? Baktı, baktı da. Ee? Acaba ben üzülmeyeyim diye söylemiyor mu diyorum. Neye istinaden böyle düşünüyorsun? Birazcık üşütsem bile çok zor nefes alıyorum Lazer amca. Göğsümde de ağrı var çok. Onun dışında bir şeyim yok, sağlamam ama. İyi. Birkaç tahlil yapalım, içimiz rahatlasın. Kendi kanını babasının damarlarına zerk etmek suretiyle hastalığı tedavi etti. Azrail'in koynundan adam çalmak bu yaptınız. Ne büyük delilik, ne müthiş zeka. Yerinde olsam onu daha emniyetli bir yere koyardım. Lüzumlu görürsem mabadıma dahi sokarım. Sen merak etme. Ne yapacaksın Vasfi? Senin o bilgiyi kullanabilme cesaretin var mı? Tarih yazacağım Selim. Bir makale yayımlayacağım. Ha. Tedaviyi kendi fikrimmiş gibi sunacaksın aleme. Kendi buluşunmuş gibi. Gelecek nesiller kan transfüzyonunu bulan adam olarak tanıyacaklar. La havle. Hocam. Kamran. Feride'de herhangi bir hastalık şüphen veya bir gözlemin oldu mu? Kafasında bir çatlak var. Lakin hastalık emaresi sayılmaz hocam. En son ne zaman muayene ettin? Bir ay olmuştur. Soğuk algınlığıydı. Hayırdır? Bir şey mi söyledi hocam? Rahmetli annesinin hastalığına yakalandığını düşünüyor. Hayda. Haklı olabilir. Birkaç tahlil istedim. Hocam, Feride domuz gibidir. Pek sanmam. Biz üzerimize düşeni yapalım da. Hocam, bir bulgu mu tespit ettiniz? Hayır.
Ama Avrupa'da bazı doktorlar bazı hastalıkların anne babadan çocuklara miras kaldığını tespit etmişler. Feride de kendinden şüphe edince emin olmak istedim. Gazar Hoca'ya muayene olmuşsun. Evet. Tam hak ettiğim kalitede bir hekim. Bir rahatsızlığın olduğunda bana gelmeni tercih ederdim. Neticeyi paylaşacaksın sanki. Bir tabii paylaşacağım. Kendime mi saklayacağım? Diyelim ölecek kadar hastayım. Bunu bana söyler miydin? Bir tabii söylemezdim. O vakit? Annem gelmiş. Teyze. Anne, biraz konuşalım mı? Babanın yanına çıkacağım çocuğum. Babam şu an uyuyor. Ayıbını temizlemedikçe seninle konuşacak bir şeyim yok çocuğum. Ben ayıp bir şey yaptığımı düşünmüyorum. İyi o zaman, beni burada böyle başına bekletme. Hı? Belim ağrıyor zaten. Sen bilirsin. Bak sana bir defa diyeceğim. Bir daha da bir şey demeyeceğim. O benim ahbabım Yosma. Rica ederim. Kes sesini. O Neriman Dulu yüzünden başına bir iş, en ufak bir fiske, ayağın taşa o hain yüzünden değerse, andolsun onun evini yakarım. Ne olacak anneciğim? Ben diyeceğimi dedim çocuğum. Gayrısını sen bilirsin. Ya Neriman'la münasebetini neticelendirirsin ya da beni kaybedersin oğlum. Anne. Bonjour madame. Mademoiselle. Ah, pardonnez-moi mademoiselle. Buyurun. Feride'yi görmeye gelmiştim. Feride bugün cezalı. Ziyaretçi kabul edemez. Öyle mi? Peki bunu ona bırakabilir miyim? Parlival'deki görevliye emanet edin. O emanetinizi ulaştıracaktır. Merci madame. Çorba da çok güzel koktu. Tencereyi yemekhaneye götürdük. İstersen getireyim sana da. Yok, ben akşam yerim. Şimdi de ye. Sen de ye kızım. Enfes olmuş. Yalnız buraya bakarsan üstüne dökecektim. Yarın ne pişireyim sana? Vallahi onu oğluna soracaksın hanım. Siz ne yapıyorsanız onu yiyoruz biz. Yarın Katice'ye geçebiliriz. Hem akşam yürüteceğim seni. Haşlanmış patates de yiyebiliriz. Of of, pek de severim. Ellerine sağlık Besim Hanım. Doydum. Şifa olsun. Tamam, ver. Oo, aile saadeti ha? Nasılsın Seyfettin Bey amca? İyiyim evlat. Sen? Sağ ol. Besme teyze. Hoş geldin çocuğum. Feride, sen de mi buradaydın? Evet.
Benim yüzümden derslerini ihmal ediyorsun güzel kızım. Yok, ihmal etmiyorum enişte. İki gündür buradasın. Bak git hadi, iyiyim ben. Sersefil olma buralarda. Yok, ben izin aldım, kalabilirim. Kalsın kalsın. Kalsın, ben ona istirahat yazarım. Mühim değil. Lüzum yok. Derslerinden geri kalmasın kızcağız. Hadi. İyi. O vakit ben seni geçireyim. Seni geçireyim o zaman. Ne yapsaydım? Feride disiplin suçu mu işledi deseydim? Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim yurdum yok. Senin yurdun benim. Annem gidene kadar burada bekle. Hem şurada kitaplar var. Oku, dimağın kuvvetlensin. Sen okuduğun halde böyleysen almayayım. Kapıyı kilitle. Sıntır. Sıntır elle. Bu pilav kuru olmuş Dilber Kalfa. Buharda biraz daha demleyiver. Yok kız, dur bakayım. Lokum gibi. Tam hanımın kıvamı bu. Annem nerede? Gelmedi daha. Annem evde yokken bu evin hanımı kim? Ben pilavı biraz daha demleyeyim. Sütlü. Emre tamamım. Üfüttüren versene bana bir tane. İçiyor mu ki sen? Tadına bakacağım ya. Cık, olmaz, veremem. Sütlü dedim. Aa, hayatta olmaz, veremem. Vallahi söylerim anneme sütçü fantezilerini. Bir bu eksikti. Bir bu eksikti senin kırdığın cevizlerin. Sizin evlatlığınız baksın bizim. Ha? Senin ağzını yüzünü kıracağım senin. Sen geç bakayım odana. Anne! Geçin. Ha, yarın Feride'nin mektebine git. Hocalarına bir sor bakalım. İki gündür neredeymiş, gitmiyormuş. Niye? Bir öğren bakalım. Hadi bakalım. Baba. Az bir dur evlat. Başımdan. Hala dönüyor. Sen dur hele. Kafi, kafi. Bu kadar kafi. Hadi yatağa dönmen lazım. Öyle mi diyorsun? Hadi baba. Yazar Hoca söyledi mi peki test sonuçlarının ne zaman çıkacağını? Yarın. Umarım tedavi için geç kalamamıştır Feride. Nasip. Ne diyeyim? Besime teyzenin önünde zor durumda bıraktım seni bugün. Evet. Biraz öyle oldu ama Allah'tan Kamran kurtardı.
Bunca vukuatın üstüne bir de disiplin cezamı öğrenselerdi tam anlamıyla tüy dikmiş olacaktık. Hay Allah. Ben de bugün senin mektebine uğradım. Öğretmenlerin ceza verdiğini söyleyince orada olursun diye düşündüm. Niçin gittin? Fondan bırakmıştım sana. Ha. Yemesinler. Açmazlar. Öyle şey yapmazlar değil mi? Yok, öyle bir şey yapmazlar. Sabah uğrayacağım zaten. Alırım. Merak etme. Yedirmem kimseye. Ben kızarsın, hiddetlenirsin diye düşündüm. Aa, deli misin? Fondan en mi sevdiğim? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü ben de çok seviyorum. Beni kovdular odadan. Lazar Hoca kalacakmış babamla. Çıkalım mı Feride? Ben oraya gitmek istemiyorum. Ne konuşmuştuk Feride? Birlikte olacağımızı. Tamam işte, seninleyim. Ama oraya gitmeyelim, ne olur. Nasıl anlaşacağız biz seninle Feride? Burada kalalım. Seni konağa götüreyim de gör gününü. Katiyen, teyzem! Feride! Ya Kamran, gidemem ben oraya. Ya Kamran, ne olur. Ya ne olur. Feride! Kamran, gidemem, ne olur. Ya gel. Ya ne olur, Feride. Burada kalalım, ne olur. Feride, uykusu da kuş gibi. Bak kim geldi. Baba. Rüyada mıyım? Kalkmayacak mısın eşek sıpası? Öpmeyecek misin babanın elini? Güzel bir hanım olmuşsun, Feride. Annesi kadar güzel değil mi? Teyze. Hı? Ben hala inanamıyorum. Çimdir beni. Gel. Ben Kamran'ı uyandırayım. Hiç rahatsız etme, erken vakit. Olsun, bir şeycik olmaz. İnsan ömründe kaç defa böyle bir sabaha uyanır? O kim baba? Annem mi? Anne, şunu aç. Katiyen olmaz Feride. Ama fondan var, benim en sevdiğim. Biliyorum Melih, biliyorum. Yiyeceksin ama sonra. Daha kahvaltı etmedin. İştahın kesilir. Bir tanecik lütfen, kesmem bir takımı. Hadi ver kutuyu anne. Ya anne ya. Sana ne söylediğimi hatırlıyor musun Feride? Annen seni rüyalarda büyütecek kızım demişti. Ve çikolatayı çok kaçırdığında kızacak sana demiştim rüyalarında. Hatırlayabileceğim.
Feride? Kamran'a bakacaktım da. Kamran laboratuvarda. Bu arada tahlil sonuçların temiz çıktı. Gözün aydın. Boş yere kaygı duymuşsun. Ne yani? Hasta değil miyim? Teşbihte hata olmaz. Domuz gibisin. Sizi içeriye almışlar ama Feride cezalı. Yani mektepte değil. Ben Feride'nin teyze kızıyım. Ne cezası? Sınavda kopya çekerken yakalandı. Yine de merhametli bir ceza verdik ona. Yani 3 gün okuldan uzaklaştırıldı. Onun adına ben çok özür dilerim öğretmenim. İyi günler. Bir emaneti var Feride'nin burada. İlmi fetvayı hiçe sayarak hastaya kan verdi. Allah Allah! Görülmemişsin. Delilik. Böyle birinin değil hekimlik yapması. Bir darhaneye kapatılması lazım gelir. Merak buyurmayın. Layığını bulacaktır. Kadı hazretlerinin adaletinden zerre şüphem yok. Zira bu hususta buyurduğu fetva açık. Haram kılınmıştır. Neydi o günahkar mendeburun adı? Kamran. Siz de adınızı bağışlayın. Adım Vasfi. Merkez Hastanesi'nden mütehassıs hekim Vasfi. Şikayetçi Merkez Hastanesi'nden mütehassıs hekim Vasfi. Peki Vasfi Bey, şu hasta yaşıyor mu? Hemen iddetlenme de bir dene. Tatları nefis. Senin de beğeneceğini düşündüm. İster çöpe atsın, ister bağırsın çağırsın. Ben bu fondanları Feride'ye vereceğim dedim. Öyle işte. Cesaretimi mazur gör. Aşktandır. Selim.